Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, sağ tarafımızda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Cumhuriyetimizin yüzünü gökyüzüne işlemiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin korkusuz askerleri. İşte Türkler geliyor. Karada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerdeler. Evet, yıldızlarımız sol tarafımızdan geliyorlar. Ve işte huzurlarınızda Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı. Onlar Türk Yıldızları. İstanbul semalarında parıldarken, sınır boylarımızda, sınırlarımızın da ötesinde silahlı kuvvetlerimiz nöbet bekliyor. Silah arkadaşlarımız tıpkı ataları gibi Türk kanında var olan çalışkanlık azmiyle milletimizin barış ve huzuru için çalışıyor. Gerektiğinde gözünü kırpmadan canını veriyor. Sağ tarafınızdan Delta Kol dizininde gelecek olan yıldızlarımız sizleri selamlayacaklar. Köken ne olursa olsun, bu bayrak altında biz bir oldukça, tıpkı gökteki yıldızlar gibi birlik oldukça, dilimizi, töremizi kim bozabilir? Yıldızlarımız, birlikteliğimize ithafen uçak kol düzenindeler. Her karış toprağında ayrı bir destanın yazıldığı, dünyanın en güzel ülkesini koruyan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi temsilen iğne kol düzenindeler. Kopmalı fırtınalar, sarsılmalı yer gök, bu gelen Türk'ün sesi, Türk yıldızları, özgürlüğün sesi. Yıldızlarımız tim liderlerinin talimatıyla akrep kol düzenindeler. Birazdan sizleri selamlayacak olmanın heyecanını yaşıyorlar. İşte yiğitler geliyor bak. Bir elinde zafer meşalesi, diğerinde bayrak. Şehit kanı var bayrağımızın alında. Hilal nasıl da yakışmış yıldıza. Düşünülmez yaşamak bayraksız. Allah Türk'ü koymasın vatansız. Mükemmel bir uyum içerisinde hilal kol düzeni alan yıldızlarımız sağ tarafınızdan yaklaşıyorlar. İşte karşınızda Türk bayrağının hilali. Yıldızlarımız tim liderlerinin talimatıyla Delta kol düzenine geçtiler. Rengini şehitlerimizin kanından alan, anlı şanlı bayrağımızı daha da yükseğe taşımak için yemin eden yıldızlarımız, bir sonraki geçişleri için son hazırlıklarını yapıyorlar.
Yıldızlarımız sol tarafınızdan yaklaşıyorlar. Dosta güven, düşmana korku veren, şanlı Türk ordusunun bir parçası olmanın haklı gururuyla huzurlarınızda olacaklar. Bükülmez bilekleri ve çelik yürekleriyle sizleri bir kez daha selamlıyorlar. Misafirlerimiz, uçaklarımızın arasındaki mesafe yalnızca ama yalnızca 1 metre. Ve bu mesafe sadece göz ve el kontrolüyle muhafaza ediliyor. Huzurlarınızda 2B kol düzeninde Türk Yıldızları. Havacılığın ruhundaki keskin kararlılığı, kanat arkadaşlığını, birbirlerine olan güven duygusuyla perçinleyip bir kez daha huzurlarınızda olacaklar. Yıldızlarımız sol tarafınızdalar. Huzurlarınızda al bayrağımızın rengini semaya kazıyanlar. 5 ve 6 numaralı sololarımız ayrılıyorlar. Sololarımız kesimleriyle sizleri selamladılar. Sololarımız siz sevgili misafirlerimiz için tam karşınızda olacaklar. Onun öncesinde ana paketimiz sağ tarafınızdan yaklaşacak. Kahraman Mehmetçiğin gökteki muhafızları, savaşın çelik pençeli kartalları, silahlı kuvvetlerimizin demir yumrukları birazdan muhteşem bir geçiş icra edecekler. Yıldızlarımız sağ tarafınızdalar. 10'lar gücünü milletten alan şanlı Türk ordusunun askerleri. Sololarımız tam karşınızdan yaklaşıyor. Heyecanla bekliyoruz onları. Son hazırlıklarını yaptılar. Planlamaları hazır. Vatan diye atan kalpleri hazır. Yıldızlarımız kalplerimizi daha da hızlı artırmak için, kalplerimizi fethetmek için tırmanışa başladılar.
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor ve çiziyoruz gökyüzüne şehitlerimiz için, hepiniz için, cumhuriyetimiz için, Türkiye için kocaman kalbimizi. Türk Yıldızları final hareketimiz için tam karşınızdalar. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklali. Evet onlar Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları. Sözü tüm liderimize bırakıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz." sözüne ithafen bayrağımızı ait olduğu yere işlemeye, her arenada dalgalandırmaya ve cumhuriyetimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sayın Cumhurbaşkanım, gösterimiz sona ermiştir. Arz ederim. Üsteğmen Alperşen, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli protokol üyeleri ve sevgili izleyiciler. Solo Türk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul Gözleri Uçumuza hoş geldiniz. Sizlere unutulmaz bir gösteri sunmak için Solo Türk son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bizleri bu toprakları vatan yapan şanlı ecdadımızı rahmetle, saygıyla ve milletle anmak için gökyüzünde Solo Türk gösteri pilotları Yarbay Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı olacaktı. Uçuş Emniyet Subaylığı görevini Solo Türk gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkure yürütürken, ben Üsteğmen Alperşen, sizlere birazdan tanık olacağınız dünyanın en iyi ama en iyi solo F-16 gösterisini sunacağım. Bugün Solo Türk'ün yapacağı uçuş sıradan bir gösteri uçuşu değil. Bir an bile gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen binlerce kefensiz yatanı, bastığı yeri toprak diyerek geçmeyen, dünyaları alsalar da bu cennet vatanı vermeyecek olanları, bağımsızlık uğruna elini, kolunu, bacağını kaybeden kahramanları, bu topraklarda
Türk doğup, Türk yaşayıp, Türk gelecekleri saygıyla selamlama uçudur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir radyosu olan ordumuzun hem gösteri hem harekat görevi istenen tek ekibi Solu Türk gökyüzüne sizler için imza atmaya geliyor. Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olmazlar sözünün daimi takipçisi. Gökyüzünün sarsılmaz gücü Solu Türk, devletimizin askeri gücünü gökyüzünde başarıyla ve gururla temsil ediyor. Her daim yükselen Türk havacılığının yerini çelik kanatları ile dünyaya gösteriyor. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolu uçmak özgürlüktür. Özgürlük Solu Türk'tür diyerek bu vatanın kahraman savaş pilotları aydınlatıyor. Hem savaşta hem barışta çeliğe ruhunu katan göklerin korkusuz kartalları ay yıldızımızı geleceğe gururla taşıyor. Devletimize, cumhuriyetimize kem gözle bakanı yok etmeye ant içtik. Sadece bir kıvılcım. Bu bir gün Ulubatlı'nın sura diktiği bayrak olur. Bir gün elinde tüfeğiyle cepheye koşan Nene Hatun. Bir gün Hasan Tahsin'in revolverinden çıkan bir kurşun. Bir gün Dımlıpınar'da çakmak çakmak bakan bir çift mavi göz. Atasından aldığı mirasla Solu Türk geliyor. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Solu Türk 2 uçak açık kol pozisyonda Shine hareketiyle geliyor. İşte metalin rüzgarla dansı, işte gücün somutlaşmış ifadesi. İşte Türk'ün gökyüzündeki sesi. İşte Solu Türk! Güneş bizimle doğar, yağmur bizimle yağar. Bizimle coşar deniz, ateş bizimle yanar. Dosta güneş, düşmana kabus olan Solu Türk şimdi iki uçak yakın kolda gelirken player atarak sizleri selamlayacaktır. Ey Türk! Üste mavi gök çökmedikçe, altta Yavuz yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir?
Solo Türk tam sağımızdan flare atarak geliyor. Türk milleti özgürce başı dik, alnı ak yaşasın diye uçuş tulumlarını kefenleri gibi giyen savaş pilotlarımız var. Kalbi atasıyla atan Solo Türk, açık kol pozisyonda yarım kümen hareketiyle geliyor. Hangi güç engel sana, sen göçleri biçtikçe? Ölüm bile vız gelir, şehadeti içtikçe. Yırtılır mesafeler, okyanuslar geçtikçe. Sen ne aziz vatansın, Türk Hava Kuvvetleri. Göklerde tunç kanatlar, yurda kanat geriyor. Ay yıldızlı bayrağım, bulutları deliyor. Gökyüzün çelik kanatlı savaşçıları soldier pilotlarımız, açık kol pozisyonunda alına dalış yapmaya hazırlanan bir şahin misali yerini alıyor. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Özgürlüğün gökteki timsali bir kartal gibi kanatlarını açan Solo Türk, düşmanı titreten, göğsümüzü kavartan, jet sesini iliklerimizi hissettiren yaklaşık 30 bin beygirlik iki Solo Türk F-16 uçağı ile tam karşımızdan açık kol pozisyonuna gelecektir. Jet sesi özgürlüğün sesidir. Bu ses Türk milletinin sesidir. Türk kudret ve kabiliyetinin çelikleşmiş ifadesi. Milyonların göğsündeki gururun sebebi Solo Türk pilotlarımız. Seri tonalarıyla sizleri son kez selamlamaya geliyor. Engel tanımaz aşarız yüce engin dağları. El verir uzanırız mor siyah bulutlara. Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk ileri. Solo Türk gözlü kontrollerini aktarıyorum. Selam olsun. Türkiye Cumhuriyeti
tarihine de payidar kalacaktır. Yaşasın hürriyet! Yaşasın cumhuriyet! Yaşasın Türk milleti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Ne mutlu Türk'üm diyene! Solo Türk son kez Şahin hareketiyle huzurlarınızda. Titreten bu ses, bizler için gururun, başkaları için ise korkunun sesi. Solo Türk tam sahamızdan seri tonlar atarak geliyor. Türklük ebedidir. Bir bak tarihe. Türkiye başkaldıranın sonu ne olmuş? Ejderdi gökler ki aşılmaz yedi katlı. Onu bile geçtiniz kuşlar gibi kanatlı. Yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Ebediyen hürriyet, ilelebet cumhuriyet. Sol Türk gösteri pilotlarımız Yarbay Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı iniş için devam ederken Uçuş Emniyet Subaylığı Binbaşı Yasin Dikkule ve ben Üsteğmen Alperşen sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Arz ederim.
mı oğlum, var mı? Hey, telsizin yok mu? Allah seni. Buyurunuz efendim. Dikkat. Albay Aslı Ataseven. Albay İlker Basmaz. Yüzbaşı Emrah Bayrı. Sayın Cumhurbaşkanım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü denizde resmi geçit töreni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Komutası'nda 100 gemi ve 24 helikopterin geçişiyle icra edilecektir. TCG Anadolu rehberliğinde yapılacak geçişe 21'i amiral olmak üzere 1217 subay, 3826 as subay, 2853 uzman erbaş ve er ile toplam 7896 personelimiz iştirak edecektir. Gemiler geçişleri sırasında denizciliğe özgü bir selamlama şekli olan çımariva ile Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayacaktır. TCG Anadolu'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner bulunmaktadır. Nizamın en önünde bulunan sancak gemisi TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi olmakla beraber bugüne kadar sahip olduğu en büyük gemidir. İstanbul Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri envanterine katılmıştır. TCG Anadolu, Deniz Kuvvetlerimiz için komuta merkezi ve amiral gemisi görevlerini yapabilmekte, aynı zamanda uzun süreyle uzak mesafelere muharebe ve insani yardım operasyonları icra edebilmektedir. TCG Anadolu üzerinde helikopterler, insansız hava araçları TB3 ve Kızıl Elma bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, bize yakın olan hatta sırasıyla İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Eren Günay Komutası'nda TCG Nusret gemimiz ve SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe Komutası'nda
SAT ve atak botlarımız tören geçişi yapmaktadır. TCG Nusret, Çanakkale Deniz Savaşları'nda Yüzbaşı Hakkı Bey komutasında 26 adet mayını denize dökerek savaşın kaderini değiştiren şanlı Nusret gemimizin birebir aynısı olacak şekilde Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmiştir. TCG Anadolu gemimizi, Milli Gemi Projesi'nin devamı olarak sürdürülen İstif Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi olan İstanbul Fırkateyn'i takip etmektedir. İstanbul Fırkateyn'imizde Harp Filosu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı bulunmaktadır. İstanbul Fırkateyn'i Milli Gemi Milgen Projesi kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen sınıfının ilk gemisidir. Bize yakın olan iç hatta Kılıç 1 sınıfı hücum botlardan TCG Kılıç ve Mızrak, Kılıç 2 hücum botlardan TCG Bora, Tufan, Meltem, İmbat, Zıpkın ve Atak geçiş yapmaktadır. TCG Kılıç'ta Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural bulunmaktadır. İstanbul Fırkateyni'nin arkasından Barbaros sınıfı fırkateynlerimiz TCG Kemal Reis ve Barbaros geçiş yapmaktadır. Onları Yavuz sınıfı fırkateynlerimizden TCG Yavuz ve Yıldırım takip etmektedir. Thank you.
Sayın Cumhurbaşkanım, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır direktifiyle. Türk semalarını korumaya kendini adayan Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki sarsılmaz gücü, muharip filolarımızın seçkin pilotlarından oluşan 12 uçaklık 100. yıl kolu birazdan huzurlarınızda olacak. Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı, uğruna yazıldı İstiklal Marşı. Zemin zemin kan, kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak. Bu gelenler şahinlerim, Defne dallı kartallarım. Bu gelenler Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve barış için savaştığımız tüm harekatlarda şehitlerimizin hatıralarını kanatlarında gururla taşıyanlar. Bu gelenler dağım, bu gelenler taşım, Türkiye'm, eşsiz vatanım. Bu gelenler gözüm, bu gelenler gönlüm, şanım, sönmeyen şafaklarda dalga dalga bayraklarım. Sayın Cumhurbaşkanım, hasretle, özlemle beklediğimiz 100. yılda onurla takdim ediyorum. Huzurlarınızda 100. yıl kolu ve huzurlarınızda panterler. Ufkun bittiği yerden geliyorlar. Bu gözü pek korkusuz kartallar 9F-16 ve huzurlarınızdaki 3F-4 savaş uçaklarından oluşmaktadır. Çelik kanatlar Irak'ın kuzeyinde, Metinada, Zap'ta, Hakurk'ta, Kandil'de 30 bin fitten 10 kilometre yükseklikten sadece 25 santim hassasiyetiyle hedeflerini vurmakta, düşmanı demir pençelerinin altında ezmektedir. Hür yaşam arzun yüreğinden silinmesin. 112 yıldır özgürlüktür jet sesin. Sayın Cumhurbaşkanım, Barbaros ve Yavuz sınıfı fırkateynlerimizi, Gabya sınıfı fırkateynlerimiz, TCG Gaziantep, Giresun, Gemlik, Gökçeada, Gediz ve Göksu takip etmektedir. TCG Gaziantep'te Güney Görev Grup Komutanı Tuamiral Yusuf Akyüz bulunmaktadır. Hava Savunma Harbi, Su Üstü Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi kabiliyetlerine sahip donanmamızın ana vurucu unsuru olan fırkateynlerimiz saatte 32 deniz mili sürete ulaşabilmekte ve ikmal yapmadan 15 gün kesintisiz seyir yapabilmektedir.
bize yakın olan iç hatta Doğan sınıfı hücum botlardan TCG Doğan, Tayfun ve Volkan, Yıldız sınıfı hücum botlardan TCG Yıldız ve Karayel, Rüzgar sınıfı hücum botlardan TCG Rüzgar, Poyraz, Gurbet ve Fırtına hücum botları tören geçişine devam etmektedir. Deniz kuvvetlerimizin en süratli muharip su üstü unsurları olarak saatte 40 deniz mili sürat yapabilen hücum botlarımız, su üstü gemileri ve kara hedeflerine karşı keşif ve taarruz görevleri icra etmekte, sahip oldukları modern güdümlü mermileri ve topları ile her türlü su üstü, kara ve hava hedeflerine taarruz edebilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, 112 yıllık geçmişinden güç alarak geleceğe kanatlanan Türk Hava Kuvvetleri, zat-ı halinizin bir gece ansızın geliriz direktiflerinin en somut örneği olan 12 uçaklık 100. yıl kolu birazdan bir kez daha huzurlarınızda olacak.
Özgür yaşam arzun yüreğinden silinmesin. 112 yıldır özgürlüktür jet sesin. Bulutların üstünde yüzen kanatların olsun. Masmavi göklerde özgürlükler senin olsun. Geliyor. Ay yıldızımıza gökyüzünden selam duranlar. Geliyor. Havada yakıt ikmal kabiliyetiyle her türlü göreve, her hava şartında uyum sağlayan, Türk hava sahasını canları pahasına koruyan korkusuz kartallar. Geliyor kusursuzluğu, mükemmelliği ve estetiği yeniden tanımlayanlar. Ve huzurlarınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100. yıl kolu. Göklerine sahip çıkamayan uluslar asla ama asla yarınlarından bağımsız olamazlar. 1911 yılından beri vatan semalarımıza sahip çıkan Türk Hava Kuvvetleri'nin muharip jetleri Balıkesir'den, Bandırma'dan ve Eskişehir'den kalkarak sizlerin huzurlarında oldular. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Kaygısız kalsın diye düşmandan vatanımız, yemin ettik göklerde akacaktır kanımız. Bir Türk oğlu Türk olan böyle ölür, böyle namsalar. Üzülmeyin bu yolda şehit veren analar. Kalbimizde korku yok. Kalbimizde korku yok. Çelikten kanadımız, tayfunlardan yılmayan Türk Hava Kuvvetleri'yiz. Cumhurbaşkanım, dış hatta geçiş yapan Fırkateyn grubunu Milli Gemi Projesi kapsamında Türk mühendis ve işçileri tarafından Türkiye'de dizayn ve inşa edilmiş yerli ve milli ada sınıfı korvetlerimiz TCG Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada takip etmektedir. Milli korvetlerimiz düşman su üstü gemileri ve denizaltıları ile hava ve kara hedeflerine karşı keşif ve taarruz görevleri icra etmekte. Bu hedefleri güdümlü mermi, torpido ve topları ile imha edebilmektedir. Milletimizin haklı gururu olan ada sınıfı milli korvetlerimiz, 3450 deniz mili seyir menzili dahilinde harekat icra edebilmekte ve saatte 29 deniz mili sürat yapabilmektedir. Thank you.
Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı? Tunus'tan mı? Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Sahile yakın bulunan iç hatta, hücum bot grubunu denizaltılarımız takip etmektedir. Denizaltı grubunda sırasıyla yeni inşa edilen havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet reis sınıfı denizaltılardan ilki olan Piri Reis geçiş yapmaktadır. Piri Reis denizaltısında denizaltı filosu komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz bulunmaktadır. Mütakiben Gür sınıfı denizaltılardan TCG Çanakkale, Burak Reis ve 1. İnönü, Preveze deniz sınıfı denizaltılardan TCG Preveze, 18 Mart ve Anafartalar, Ay sınıfı denizaltılardan TCG Yıldıray, Doğanay ve Dolunay tören geçişini icra etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, Ada sınıfı korvetlerin hemen arkasında Burak sınıfı karakol gemilerimiz TCG Bozcaada, Bandırma, Bartın ve Bafra tören geçişi yapmaktadır. Yeah.
Thank you.
Sayın Cumhurbaşkanım, nizamın dış hattında Aydın sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG Amasra, Akçakoca, Anamur, Akçay ve Alanya ile Engin sınıfı mayın avlama gemilerinden TCG Edremit, Enes ve Erdemli geçiş yapmaktadır. TCG Amasra'da mayın filosu komutanı Tüm Amiral Mustafa Kaya bulunmaktadır. Dünyanın en modern ve gelişmiş mayın avlama gemileri arasında yer alan Aydın sınıfı mayın avlama gemilerimiz, 300 metre derinliğe kadar tespit edilen mayınları, uzaktan kumandalı sualtı araçları ve mayın harbi dalgıçları vasıtasıyla teşhis ve imha edebilme kabiliyetine sahiptir. Mayın avlama gemilerimiz, 26 Mart 2022 tarihinden itibaren Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik olarak deniz ticaret yollarının açık tutulması maksadıyla da görev yapmaktadır. Aç boynunu ben geldim. Yaslı gittim, sen geldin. Aç boynunu.
Sayın Cumhurbaşkanım, dış hatta mayın avlama gemilerimizi takiben Bayraktar sınıfı çıkarma gemisi TCG Sancaktar geçişine başlamıştır. TCG Sancaktar'da Güneydeniz Sağ Komutanı Tümamiral Yalçın Payal ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir bulunmaktadır. Tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilen TCG Bayraktar ve Sancaktar, donanmamızın modern tank çıkarma gemileridir. Gemilerimizde 400 amfibi personel taşıma kapasitesi, mayın dökme kabiliyeti, gemiden hareket edebilen 4 adet küçük çıkarma aracı ve kıyı hedeflerini imha edebilecek ateş gücü özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca gemilerimiz 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminde bölgeye yardım malzemelerini en kısa sürede intikal ettirerek depremzedelere destek sağlamıştır. Eylül ve Ekim aylarında Libya'daki sel felaketinde insani yardım maksadıyla personel ve malzeme nakli gerçekleştirmiştir.
Bayraktar sınıfı çıkarma gemilerimizi personel nakliye gemisi TCG İskenderun takip etmektedir. TCG İskenderun'u 8 adet 151 sınıfı süratli çıkarma gemimiz takip etmektedir. 151 sınıfı süratli çıkarma gemileri kısa menzillerde tank, zırhlı muharebe aracı ve amfibi piyadeleri nakletmek için tasarlanmıştır. Thank you.
bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp serlercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme el sırrına erenlerindir. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi de sırasıyla tersanelerimizde inşa edilen kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Akın ve TCG Işın, açık deniz römörkörü TCG Darıca ve İnebolu geçişlerine başlamıştır. TCG Akın gemisinde Kuzey Deniz Sağ Komutanı Tümamiral Rafet Oktar bulunmaktadır. TCG Işın ve Akın, yüksek manevra ve konum sabitleme özellikleri ile karaya oturan veya arıza yapan gemilerin yedeklenmesi, denizaltıların SAT'a gelememesi gibi durumlarda azami 600 metre derinliğe kadar yaşam desteği ve personel kurtarma, denize düşen veya inen hava vasıtalarından personel kurtarma ve enkazın çıkarılması, su altında onarım gibi faaliyetleri icra yeteneğine sahiptir. Sahile yakın iç hatta 8 eğitim botu Tuğamiral Tayfun Karataş komutasında geçişini icra etmektedir. Eğitim botlarımız Milli Savunma Üniversitesi bağlısı deniz okulları öğrencilerinin
uygulamalı denizcilik eğitimlerinde kullanılmaktadır. Şimdi de Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı deniz okullarında eğitim gören askeri öğrencilerin açık deniz eğitimlerinin icra edildiği TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa okul gemisi
Tuğamiral Yücel Darcan komutasında tören geçişini yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın ardından iki kolona halinde geçiş yapmakta olan Tuzla sınıfı karakol gemilerimiz, TCG Kuşadası, Tuzla, Karaburun, Kaş, Tarsus, Kilimli, Tekirdağ, Karabiga, Karşıyaka, Taşucu ve Karadeniz Ereğli tamamen milli imkanlarla Türkiye'de dizayn ve inşa edilmiştir. Bu gemilerimiz sahip oldukları su üstü ve su altı sensörleri, saatte 26 deniz mili sürat yapabilme imkan ve kabiliyeti sayesinde başta kritik üs, liman ve boğazlarımızın yaklaşma suları olmak üzere karasularımızda icra ettikleri keşif ve karakol görevlerinde denizden gelebilecek tehditlere karşı devletimizin bekasına önemli katkı sağlamaktadır. We'll be right back.
Şimdi de sahile yakın iç hattan Albay Hakan Kuşlaroğlu komutasındaki TCG Önder, Öncü ve Ödev gemilerimiz geçişini yapmaktadır. Başkanım, dış hatta Tuğ Amiral Aziz Bakıoğlu komutasında lojistik destek gemileri TCG Akar, Yüzbaşı Güngör Durmuş, Albay Hakkı Burak ve Yüzbaşı İhsan Tulunay gemilerimiz geçiş yapmaktadır. Thank you.
sahil tarafında bulunan iç hatta, Albay Burak Atak komutasında acil müdahale ve dalış eğitim botu Dalgıç 1 ve Dalgıç 2 gemilerimiz geçişini icra etmektedir. Acil müdahale ve dalış eğitim botlarının hemen arkasında Önder sınıfı açık deniz römörkörlerinden TCG Özgür ve Özgen geçiş törenini icra etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, Irmak sınıfı liman römörkörleri, TCG Yeşilırmak ve Kızılırmak gemileri geçiş yapmaktadır. Söz konusu gemileri 130 sınıfı tank çıkarma gemilerinden çıkarma 132 ve 138 takip etmektedir. Çıkarma gemilerinin hemen ardından Şamandıra atma toplama ve Şamandıraların bakım onarımı maksadıyla kullanılan TCG A5 geçiş yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım, dış hatta yerli imkanlarla dizayn ve inşa edilen denizde ikmal ve muharebe destek gemimiz Derya geçişini yapmaktadır. Derya, TCG Anadolu'dan sonra Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olduğu en büyük gemidir. Hizmete girişiyle birlikte gemilerin denizde her türlü ikmalini süratli bir şekilde yapabilecek ve ihtiyaç halinde komuta kontrol platformu fonksiyonunu icra edebilecektir. Derya'yı müteakip amfibi gemilerimizden TCG Osman Gazi, Kara Mürsel Bey ve Saruca Bey tören geçişi yapmaktadır. TCG Osman Gazi, 900 deniz piyadesi, 15 adet ana muharebe tankı taşıma kapasitesi ve bünyesinde bulunan 4 adet küçük çıkarma aracı ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin güç aktarım yeteneğinde önemli bir yere sahiptir.
Sayın Cumhurbaşkanım, gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurları ile başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Deniz Kuvvetleri bağlısı unsurların denizde resmi geçit töreni sona ermiştir. Cumhuriyetimizin teminatı olan donanmamızın bugünkü kudretine ulaşmasında emeği geçen, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğilir, tüm devlet büyüklerimiz ve halkımıza şükranlarımızı sunar, en derin saygılarımızı arz ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Evet, şu anda geçit merasimi bitmiş vaziyette. Biraz sonra sizlerle tekrar bir arada olacağız. Ben de hem konuşmamı yapacağım, konuşmamla birlikte de inşallah buradan işaret fişeğini butona basıp hareketlendireceğiz ve köprünün üzerinde dronlarla inşallah gösterilerimizi yapacağız. Yani program daha bitmiş değil. İnşallah 100. yıl kutlamalarını çok farklı bir şekilde devam ettirmiş olacağız. Şöyle ben bir yarım saat kadar sizden müsaade alayım. Yarım saat sonra tekrar sizlerle beraber olacağım. Ama üzerinize şöyle veriyorsunuz değil mi? Çünkü esmeye başladı hava. Teşekkür ediyorum.
değerli konuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, tarihi önemi olan bir saatte 19.23'te siz değerli konuklarımıza hitap edecektir. Ardından drone gösterimi, havai fişek gösterimi ve lazer gösterimimiz olacak. Ve daha sonra da birinci meclisin önüne Ankara'ya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın oradaki konserini izleyeceğiz. Şu an bir aramız var. O arada arkadaşlarımız size ikramlar yapacaklardır. Bilgilerinizi arz ediyoruz. Teşekkür ederiz.